Merhabalar, ben Çetin Çetintaş. Bugün sohbette bir yin yoga dersi yapacağız. Şöyle bir içimizdekileri dışarıya çıkartacak, kendimizle yüzleşecek bir ders olacak. Sohbet konumuz etrafımızdaki insanların bizden beklentileri ve bizim de onlardan beklentilerimiz, bizim de onlardan ne beklediğimiz. Hazırsan yanına bir tane yastık al, gel matına ve pratiğe başlayalım. Supta Vajrasana ile başlayacağız pratiğe. Fibonacci pratiğinde bizden önce başladı. Yavaşça topukların üzerine oturalım. Dizlerimiz sıkışmasın diye deriyi şöyle biraz yukarıya doğru çekin, dizinizdeki deriyi. Ardından ellerle yavaş yavaş geriye doğru yürüyelim. Bacağımızın üzerinde esnemeyi bulmaya çalışıyoruz. Bacağın üzerinde esnemeyi hissettiğin yerde kal. Eğer henüz esnemeyi hissetmediysen dirseklerini yere indir. İstiyorsan tamamen sırt üstü uzan. Mümkün olduğunca burada sırtım uzun, omuzlarım kulaklarımdan uzak, karın hafifçe içeride. Derin nefes al. Rahatça, yavaş bir şekilde nefes ver. Gel sen de buraya. Derin nefes al. Nefesini yavaşça ve rahat bir şekilde ver. Her nefesimde bacaklarımın üzerindeki esnemeyi hissetmeye devam ediyorum. Derin nefes al. Nefesi rahatça ver. Bugün dediğim gibi beklentiler üzerine konuşacağız. İnsanların bizden beklentisini ve bizim de onlardan beklentimizi biraz masaya yatıracağız. Derin nefes al. Önce biraz daha mata yerleşelim, bedenimizin içine yerleşelim. Rahat nefes ver. Zihni biraz daha sakinleştirelim. Rahat olanlar dirsekleri indirmeye çalışalım. Son iki nefes. Derin nefes al. Rahatça ver. Son nefes. Derin bir nefes al. Rahatça ver. Ve yavaş yavaş toparlan. Hiç acele etme. Bacaklarını öne doğru al. Biraz sırt üstü yat. Bacaklarımızı dinlendirelim. Belini yere koy. Sırtını yere koy. Birkaç nefes. Üst bacaklar dinlensin. Belimiz dinlensin. Derin nefes al. Ve sakince ver. Bir nefes daha. Ve sol tarafından yavaşça yan dön. Ellerinden destek alarak oturur vaziyete gel. Upavişta konasana yapacağız. Açık bacak öne bükülme. Bacakları iki yana doğru aç. Dizleri mümkün olduğunca bükme. Ellerle yavaşça öne doğru yürüyerek dirseklerini yere koymaya çalış. Dirsekleri yere koymakta zorlanıyorsan yastığını al. Dirseklerini yastığın üzerine koy ve burada kal. Sırtı uzun tutmaya çalış. Göğüs kafesini biraz uzat. Ve bacaklarının arkasının yere değmesi için quadricepslerini biraz yere doğru it. Böylelikle arka bacakları uzasın. Ve topukları da biraz ileriye doğru uzat. Bir süre burada kalacağım yine. Mümkün olduğunca nefesini uzun ve rahat almaya çalış. Poz seni sıkıştırmasın. Pozun içinde nefesini kaybetme. Tıpkı ilişkide olduğumuz insanların bizi biraz sıkıştırdığında kontrolümüzü kaybetmemiz, kendimizi ortaya koymaktan vazgeçmemiz gibi. Pozun içinde de bunu yapma. Tam tersi nefesini kontrol altında tut ki bütün poz boyunca bedenin, nefesin ve zihnin senin kontrolünde kalabilsin. İlişkilerde insanın en çok düştüğü hata karşısındakini mutlu edebilmek için olmadığı biri gibi davranmak, onun mutlu olacağını düşündüğü kişi gibi davranmak. Ve bunu yapmaya başladığımızda kendimiz olamadığımız için o ilişkin içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Ne biz o ilişkin içerisinde mutlu olabiliyoruz, çünkü olduğumuz kişi değiliz. Biri olmaya çalışıyoruz ama o kişi biz değiliz. Ne karşımızdaki mutlu olabiliyor, çünkü onun için biriymiş gibi davranıyoruz ama o kişi de bize
uymuyor yani ortaya koyduğumuz kişilik de üzerimize uymuyor. Bunu şey gibi düşünebilirsin. Üzerime bir kıyafet giyiyorum ama kıyafet benim kıyafetim değil ve yapay olarak duruyor. Yapay durduğu için karşıdaki kişi de o gördüğü manzaradan mutlu olamıyor. Çünkü karşısındaki kişi olmadığı biri gibi olarak mutlu olmaya çalışıyor. Ve bunu gördüğünde insan fark etse de fark etmese de bilinçaltında huzursuz oluyor. Yani bizimle ilişkide olan kişi üzerimize giydiğimiz o kıyafetin bize uymadığını bilinçaltında fark ediyor. Ve bundan dolayı ilişkide huzursuz oluyor. Bu huzursuzluk da onun tam anlamıyla mutlu olmasını engelliyor. Zaten mutlu olsa bile olmaya çalıştığımız kişiden, günün sonunda biz bu kişiden yorulacağımız için, yani ortaya koyduğumuz karakterden yorulacağımız için biz huzursuz olacağız ve mutsuz olacağız. Ve bu da otomatik olarak onu da mutsuz ve huzursuz hale getirecek. Hep işte ilişkilerin başında canım cicim ayı vardır ya, biri gibi davranıp karşı taraftakini de biri gibi görüp insan kusursuz birkaç ay yaşar. Ve ondan sonra karşıdaki kişi kendi olmaya başladığında ve biz de kendimiz olmaya başladığımızda çatışmaya başlarız. Sen çok değiştin deriz çünkü biz de onu başkası gibi görürüz. Görmek istediğimiz gibi görürüz ve o da bizim görmek istediğimiz şeye uymaya çalışır. Ve aynısını da biz onun için yaparız. Günün sonunda ikimiz de üzerimize giydiğimiz kıyafetlerden sıkıldığımızda ve onu çıkartmak istediğimizde ortada büyük bir sorun oluşur. Ben kimimle birlikteyim? Bu karşımdaki kişi kim? Çünkü ilk baştaki kişi bu değildi. Ve iki tarafta hiç değişmediğini iddia etse de aslında kendi gözümüzde gördüğümüz şey iki taraf içinde değişir. Ve ilk başta gösterdiğimiz aslında birçok davranışı ilerleyen zamanlarda ilişkinin göstermeyiz. Çünkü başkası olmaktan yoruluruz. Ne demiş Tarkan? Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ama işte insan öyle çok daha güzel olduğuna inanmıyor her zaman. İnanmadığı için de başka biri gibi yapmak daha kolay geliyor. Oysa zor olanı seçiyoruz. Zor olanı seçtiğimiz için de işte o mutsuzluk, kara bulutlar, üzerimizdeki ağırlık, içimizdeki sıkıntı, nefesimizin darlığı bir türlü geçip gitmiyor. Oysa her birimizden bir tane olduğunu hatırlarsak en orijinal olan şey insanın kendisi olması. Çünkü senden bir tane daha yok. Evet, bir sürü insan var dünyada ama senden bir tane daha yok. Bunun ne kadar orijinal olduğunu fark edersek başka biri gibi olmak zorunda kalmayız. Derin birkaç nefes alıp ver. Bu düşünceyle birlikte kalalım. Ve yavaş yavaş toparlan. Sol ayağını öne al. Sırt üstü yat. Ayaklarını yere bas. Şöyle birkaç nefes burada kal. İç bacakların rahatlasın. Belin rahatlasın. Zihnin rahatlasın. Yavaşça yeniden yana dön. Elinden destek alarak doğrul. Sfenk'e gideceğim bu sefer. Yüzüstü uzanalım yine. Bacakların üzerini yere bırak. Karnını yere bırak. Dirseklerin omuz hizasında yerde. Ayaklarımın üzerine yere koydum. Göğüs kafesimi kaldırdım ve karşıya doğru bakıyorum. Mümkün olduğunca burada göğüs kafesini kaldır, kaburgaları yükselt ki omurgada esnemeyi bulabilelim ve kalçayı rahat bir şekilde yere bırak. Ayaklarını çok açma, kalça genişliğinde olsun. Derin nefes alıp ver. Omuzlar kulaklarımdan uzak, omuzlar beni sıkıştırmıyor.
Omuzların beni sıkıştırmadığı gibi ben de hayatımdaki insanları sıkıştırmıyorum. Onların benim beklediğim kişiler olmasını beklemek kadar onlara yapabileceğim daha büyük bir kötülük yok. Benim beklediğim kişiler olmaya çalışırken kendileri olmayı unutuyorlar. Onlara bunu dayattığım sürece, onları görmek istediğim şekilde görmeye çalıştığım sürece aslında benliklerine saldırıyorum, olduğu hale saldırıyorum. Ve bu da o kişinin varoluşunu zorlaştırıyor, benimle birlikte varoluşunu zorlaştırıyor. Ve beni çok seviyorsa böyle bir durumda kendinden vazgeçmeye çalışıyor veya olmadığı biri gibi davranmaya başlıyor. Beni çok sevmiyorsa da o zaman aramızdaki ilişki bir şekilde kopup gidiyor. Yani hep etrafımızdaki insanlar bizden birisi olmamızı beklemiyor. Biz de onlardan birileri olmasını bekliyoruz. Örneğin ailenin senden beklentileri var. Belki bir şey okumanı bekliyorlar, bir iş yapmanı bekliyorlar. Evlilik yapmanı bekliyorlar. Herhangi bir beklentisi var. Ama sen de onlardan böyle insanlar olmamasını bekliyorsun. Senden talepleri olmayan kişiler olmalarını bekliyorsun gibi senin de ondan beklentilerin var. Bırak onlar ne talep ediyorsa etsinler. Onlar senden ne istiyorsa istesinler. Sen onlardan farklı insanlar olmalarını bekleme. Bu istekleriyle onları kabul ederek sadece kendin olmaya devam et. İnsanların senden bir şey beklemesi çok normal. İnsanların birbirinden bir şey bekliyor olması çok normal. Çünkü herkes aklındaki gibi davrandığında karşısındakinin mutlu olacağını düşünüyor. Doktor bir baba mutluysa çocuğunun da doktor olduğunda mutlu olacağını düşünüyor. Ya da avukat bir baba mutsuzsa çocuğunun avukat olursa mutsuz olacağını düşünüyor ve başka bir iş yapmasını istiyor. Doğal olarak hepimiz yaşadığımız deneyimler sonucunda neyin bizi mutlu edip neyin edemeyeceğini belirliyoruz. Ve karşımızdaki insanın da mutlu olması için ona karşı beklentilerimiz oluyor. Yani aslında beklentilerimizin niyeti kötü değil ama sonuçları kötü oluyor. Karşımızdaki kişi olmak istediği kişi ya da olduğu kişi olamıyor. Burada şunu hatırlayalım. Karşımızdaki kişilerin beklentisi ortadan kalktığında ben kendim olmayacağım. Karşımdaki kişiler benden bir şey beklemeyi bıraktığında ben kendim olmayacağım. Ben ne zaman ki kendimi ortaya koymaya başlayacağım, o zaman kendim olacağım. Karşımdaki kişi bana hiçbir şey söylemese bile ben kendim olamayabilirim. Çünkü onun neden mutlu olduğunu gördüğümde, yani neyin onu mutlu ettiğini gördüğümde zaten öyleymiş gibi, o kişiymiş gibi ya da o davranışları sergileyebilecekmiş gibi davranmaya başlayabilirim. Kısacası karşımdaki kişinin benden hiçbir beklentisi olmasa bile ben kendi nezdimde onun gözünden bir beklenti oluşturabilirim. Yani işin özü karşımızdaki kişinin sözlü veya sözsüz bizden bir beklentisi olup olmaması önemli değil. Bizim kendi varlığımızı ortaya koyabilmemiz için sadece olmadığımız her hali ortadan kaldırmamız gerekir. Olmadığımız her hali ortadan kaldıracak güç için de işte bu pratikleri yapıyoruz. Bu pratikler bizi kuvvetlendiriyor. Zihnimizi kuvvetlendiriyor. Nefesimizi kuvvetlendiriyor. Bedenimizi kuvvetlendiriyor. Ve günün sonunda olmadığım şeyler, olmadığım hallerden kendimi arındırıyorum, kurtarıyorum ve geriye sadece kendim kalıyorum. Tabii sözde şu an söylerken bile kolay değil. O yüzden bunu yapmanın böyle çok kolay anlık bir şey olduğunu düşünmene gerek yok. Sadece pratik et zamanla nasıl o üzerindeki kıyafetleri tek tek çıkartacağını fark edeceksin, çıkarttığını fark edeceksin. Yavaş yavaş pozdan çıkalım. Başını yere koy, birkaç nefes burada dinlen, alnını ellerin üzerine bırak. Son bir poz yapacağız. Ardından pratiği tamamlayacağız. Oturalım yavaşça. Burgu yapacağız.
bacakları öne doğru uzatalım. Ayak baş parmaklarım tavana doğru bakıyor. Sağ elinle sol ayağın dış kenarını yakala. Ve sol omuzun üzerinden dönerek geriye doğru bak. Sol el arkada destek olsun. Mümkün olduğunca göğsünü geriye doğru çevir. Derin nefes al. Ayaklar yerden kalkmıyor. Topuklar yani. İkisi de yerde. Bakışlar mümkün olduğunca arkada olsun ki boyun kasların da esnesin. Son nefes. Ve diğer tarafa sol elinle sağ ayak dışından yakala. Ve sağ el arkaya doğru al. Ve sağ omuzun üzerinden geriye bak. Son bir nefes. Ve yavaşça merkeze gel. Minderin üzerine oturalım. Bağdaşa gelelim. Pratiği tamamlayacağız. Meditasyon oturuşundayım. Nasıl rahat ediyorsan öyle oturabilirsin. Sırtım dik. Omuzlarım rahat. Gözlerini kapat bir süre. Rahat bir oturuşta kal. Aldığın ve verdiğin nefese ver dikkatini. Konuştuklarımızı hatırla. Karşımdaki kişilere, kendileri olabilecekleri bir alan bıraktığım sürece, onlar o orijinal halleriyle kendileri olarak rahatça var olabilirler. Onları sıkıştırmadığım sürece. Onların nasıl kişiler olması gerektiğini onlara söylemediğim sürece, onlardan bir şey beklemediğim sürece, onlar özgürce kendileri olabilirler ve bu özgürlük onlara büyük bir saadet getirir. Ve saadetin olduğu yerde hepimize yetecek kadar mutluluk vardır. Ve karşımdaki kişiler bana kendim olabilecek alanı bırakmadıklarında, kendini hatırlat. Vazifem kimseyi mutlu etmek değil. Vazifem kimseyi mutsuz etmek değil. Kimsenin ne mutluluğu ne de mutsuzluğu bana bağlı olamaz. Herkesin mutluluğu ve mutsuzluğu kendi seçimlerinden ortaya çıkar. Benim tek yapabileceğim şey kendim olmak. Onları mutlu etmeye çalıştığım sürece kazanamayacağım bir oyuna girmiş olurum. Ve bu sadece ilişkilerimde büyük bir huzursuzluk ortaya çıkartır. Çünkü ilişkilerimde maskeyle var olmaya başlarım. Üzerimdeki bütün maskeleri, bütün bana ait olmayan kıyafetleri çıkararak sadece ol. Bırak gerisini karşındakiler düşünsün. Sen düşündün de bunca zaman ne oldu? Ellerini göğüs kafesine al ve bugünün mantrasını içinden tekrar et. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Namaste.